Günaydın sayın seyirciler. Bilindiği üzere her ülkenin kendisine bağlı bir tarihi vardır. Bu tarih, ülkede yaşayan insanların kahramanlığını, folklorunu, kültürünü, gelenek ve göreneklerini, ayrıca insanların toplumsal ve ekonomi statüsünü kapsar. Tuz Hurmatu da Irak'ın diğer ülkeleri gibi derin bir tarihe sahiptir. İşte bu şehrin tarihine ışık tutmak için Irakiye Kanal 2 Türkmence bölümü ekibi bugün Tuz Hurmatu'da bulunmaktadır. Bu arada şair ve tarihçi Üstad Salahaddin Nacıoğlu ile görüşmek fırsatı bulduk. Nacıoğlu bu şehrin tarihiyle ilgili şu açıklamalarda bulundu. Tuz Hurmatu'nun adı nereden gelip ilk önce Üstad Muhammed Hadi Eddefter el-Irak Şimali'de burada bir papa yaşarmış. Bu papa Kriyakoz ve Yuhannes adında burada yaşarmışlar. Onun adı, birinin adı Hermetti. Bu Hermetti burada yaşarken adına kalmıştı. Sonra Tuz çıkmıştır, olmuştur. Tuz, Hermetti, dilde get gide Tuz Hurmatu olmuştur. Ama Üstad Muhami Cemal Mahmud Babam Usul Esma ve Mevaki'l İrakiye kitabında söylüyor ki bu iki Türkçe sözünden ibarettir. Biri duz, ey duz, o birisi hurma. Ve diğer bu ikisi tamsız nece uyur bir yere. Bunu da tarihe bıraktık, eseri şeylere. Üstad Cemal Babam Belesi diyor. Ama Abdülkerim'il Müderris kitabında ne diyor? Mevahib-i Rahman fi tefsir-i Kur'an'da diyor Hazreti İsa göğe çekildikten sonra bunun 12 havarileri vardı. Bu 12 havariler dağıldılar. 2 tane horine gitti. Hanek'in kazası yanında meydan ilçesinde horin dediler özüne. Bu biri geldi Tuz Hurmatu'ya adım etti. O birilerde Kerkük ve diğer Musul yerlerine taşındılar. Ama bundan sonrası Fırsların imparator aşırı çöktükten sonrası Fırs ihtilal etti bu ülkeni. Edince Tuz Hurmatu'nun adı döndü Hanicar'a. Hanicar bizce iki manası var. Bir Hanicar yani menbe'el kir avul kar kiri yeri ve bir de Han Cahar yani dört Han. Bizce mence tespit ettiğim Hanicar, Ulu Tepe, İmam Ahmet, Şah Masuma ve Tepe Bağı. Bunlar derler birbirine elden ele aş verirler, ta getirirler Gavur Kalası'na. Gavur Kalası'nda orada sultan için, padişah için, imparator için yemek giderdi. Ama Tuz Hurmatu en yakın bir tarih 1717 milatta Osman Abbasilerin korkuları Havarzemilerden, Tetar ve Moğollardan ile kalktılar. Selcuk Türklerinden olan ki Türkmenlerden getirdiler bu hata koydular. Musul'dan ta Bağdat'ın cunubuna dekin koydular. Hatta ki Bağdat'ı saklasın. Bunlar çünkü iyi nişançıydılar. Bu zamanlarda Ma'as-Sigur diyorlar ki kaleler yaptılar. Bu kalelerde bazı insanları bıraktılar. Bu kaleler yapıldı. Bunlara adam bırakıncalar asker ta Bağdat'a kadar uzanarak ve bu zamanlarda da 1118'de Tuz Hurmatu yapıldı. Bir takım Azeriler koydular buraya. O zamandan sonrası bıraktıklarından sonra Moğollar hücum ettiler. 653'te ulaştılar. Kerkük üzerinden, Şahrezur üzerinden girdiler. Kerkük'ü ihtilal ettiler. Sonra geldiler, gördüler Hurmatu. Dediler bu Hurmatu. Biraz daha ilerlediler, yetiştiler kitap Tuz Hurmatu'ya. Aynı hurmalık, bağlık, bostanlık gördüler. Görünceler, dediler bu da Hurmatu'dur. Bunun iki ara yerinde fark edelim ki ona Teze Hurmatu dediler. Burada da tuz olduğu için Tuz Hurmatu dediler. Tu kelimesi bizde hurma hurma. Tu, Moğolca ya tensip eden Beyati, Ubeydi kimin, Davudi kimin, nece ya ağları. O Türkmanca'da li,
Fettu da Moğolca tensip, yani hurmatlı, tuzlu. Sevgili seyirciler, Sayın Salahaddin Naci oğlu tuz hurmatından geçen seyyahların görüşüne de şöyle ışık salladı. Buradan seyyah Neypur 1766'da geçerken o da yengece elinden geçmiş. Çünkü orada sultani yol diyorlar. İstanbul'a giderken Bağdat'tan İstanbul'a yengeceden uzanmıştır. Orada durarken bakar karşıdaki diğer, o nedir bağlık içinde görken bir köy, derler tuz hurmatıdır. Orada neftiyle tuz kuyusu vardır. İkinci seyahımız Olivia 1794 ve 1796 yılında buradan geçmiş, iki kifirden çıkmış ki Bağdat'tan gelirken bir üç fersah yürüdük. Ondan sonra ulaştık bir yere, orada bir köy göründü. Yolda postacıdan sorduk, bu ne köydü? Dedi, buna tuz hurmatı diyorlar. Postacı deyince bize dedi, burada ne var, neden meşhurdular? Dedi, burada hurma, tuz, neft vardır. Jackson dedi ki, ulaştık tuz hurmatıya. Ulaşınca kış vaktiydi, çay kalkmıştı, Aksu çayı. Sorduk, bu çayın adı ne? Dediler, Aksu. Ve bu şehirde tuz hurmatı. Bir delil kılavuz istedik. Kılavuz gelince bize yolu gösterdi, sudan nece geçeğin. Geçtik, geçince bizi çok hürmetle karşıladılar. Bizim için taze yemekler getirdiler, kuzu kestiler. Ve böyle gördük ki karşı dağda bir ışık yanar. Sorduk, nedir bu? Dediler, bu İmam Ali'nin makamıdır, Murtaza Ali derler. Ve dedi, dağ dibinde de petrol ile tuz çıkar. Bu bir bağlılık idi, güzel bir şey. Arvadlarının yüzleri enli ve iri girerdiler. Dördüncü görüş, iki seyahın görüşü Münşi el-Bagdadi 1822'de bir kifri ile tuz hurmatının arası 7 fersah idi. Birinci suyu geçtik, baktık bir 200 ev var. Sorduk, bu evler neydi? Dediler, bu bayat aşiretidiler. Bunlar Türkçe selaşırlar, bir az kısımda Arapça selaşırlar. Bunların güzel atları vardır. Bu özleri hepsi, girişleri taşkandı, güzel Türkistan girişleri. Bu da seyyahların görüşleri. Riç çok uzadı, çok bir şey. Kurduna bıçağı, ucu çok uzundur. Ve vakit darlığından bu kadar yetiniriz ki riçin görüşüne. Böylece sayın seyirciler, gelecek raporlarda buluşmak üzere, hoşça kalın.